Bir gün Hazreti Ömer emredip askerine gazaya göndermişti kâfirler üzerine. Savaşa gidenlerin evlad-ü iyalini yoklayıp sordururdu onların ahvalini. Dolaşırdı kendi de her gece bir var diye. Yardıma muhtaç olan bir kimse var mı diye. Yine böyle gezerken şehirde geceliğin bazı sesler işitti içinden bir hanenin. Dinledi. Diyordu ki bir fakir kadıncağız, "Erim gitti gazaya. Biz şimdi ne yaparız? Aç ve susuz olarak bıraktı evde bizi. Biliyor mu halife acep bu halimizi?" Bunu duyup oradan gitti hemen evine. Bir çuval un sırtlayıp o eve geldi yine. Kapısını çalarak dedi ki, "Bunu alın. Bir ihtiyacı olursa doğruca bana varın." Dertli kadın çok memnun oldu bu hediyeden ve hatta mahcup oldu kendisi halifeden. Hayret etti onun bu merhametli haline, dönünce haber verdi bu işi helaline. Ona bundan ötürü ettiler hayır dua. Dediler, "Böyle melik görmez artık bu dünya." Yine Hazreti Ömer, halifelik devrinde, fakirdi, pek parası bulunmazdı elinde. Hatta bir bayram idi. O zaman çoğu eshab, almıştı çocuğuna bayramlık yeni esvap. Hazreti Ömer'in de oğlu gelip yanına, dedi ki, "Babacığım, bir elbise al bana." Lakin onu alacak parası yoktu onun. Durumu söyleyince çocuk çok oldu mahzun. Sair arkadaşları sevinçliydi o ara. Zira yeni elbise alınmıştı onlara. Memnunken her bir çocuk bu elbiselerinden, yamalıydı onunki, hem de birkaç yerinden. Onlar bunu fark edip yanına toplandılar. Kendisini alay ve istihzaya aldılar. Üzülüp geldi çocuk babasının yanına. Durumu ağlayarak söyledi tekrar ona. Hazreti Ömer dahi üzüldüyse de ancak, yoktu o gün parası bir elbise alacak. Çağırdı huzuruna Beytül Mal memurunu. Anlattı kendisine çocuğun durumunu. Buyurdu, "Gelecek ay maaşıma mahsuben, biraz avans olarak para istiyorum ben." Bu teklif karşısında düşündü memur biraz. Veremeyeceğini şöylece eyledi arz. Dedi ki, "Mazur görün bu hususta beni siz. Zira gelmez yerine sizin bu isteğiniz. Çünkü yoktur hakkınız o maaştan almaya. Var mı bir senediniz 30 gün yaşamaya? Bir ay daha ömrünüz olduğunu bildiren bir imza atarsanız öderim ben de hemen." Hak verdi memurunun bu haklı sözlerine, üzüldü, pişman oldu avans istediğine.